Bugüne kadar 22 ilde 3000'in üzerinde çocuğa Scratch 3.0 ve bilgisayarsız kodlama oyunu olan Kodi Robi eğitimleri verildi. Çok ciddi bir rakam. 3000'in üzerinde. MIT Media Lab'ın geliştirdiği Scratch programı 17 yıllık tecrübesiyle çocukların tasarım ve programlama becerilerini destekledi. Hem de 51 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan online ağ ile çocukların projelerini paylaşmalarına imkan verdi. Bilgilerini, yaratıcılıklarını, becerilerini Scratch Cup 2020 için tasarladıkları, şehirlerin problemlerini çözdükleri ya da hayallerindeki şehirleri yarattıkları harika çalışmalarla bu becerileri gösterdi. Biraz sonra biz de onları ekranda izleyeceğiz. Bugün her geçen sene olduğu gibi yine jürinin işi büyük ihtimalle zor olacak. Bayağı sağlam çalışmalar var. Ve isterseniz Scratch Cup 2020 bugün öncesinde neler yaşandı? Gelin bir izleyelim, onun üzerine konuşalım. Altında oyunlar attılar ve bu oyunları kullandık. Algoritmanın mantığını öğrendik. Bu projenin adı Minik Eller Kod Yazılar Projesi. Çok güzel bir projeydi. Eğitimleri veriliyor. Bence ilk başlayanlar için de güzel bir etkinlik. Öğrettiğimiz bu kodlama ile birlikte çocukların hayal gücünde düşündükleri şeyleri bilgisayar üzerinde ifade etmelerini ve bunları arkadaşlarıyla paylaşmasını hedefliyoruz. Yazdıkları kodlarla kendilerini ifade edebilecek sanatsal ürünler ortaya çıkarıyorlar, sanatsal projeler çıkarıyorlar. Öğrencilerimiz kendi hikayelerini oluşturuyor, kendi oyunlarını yapıyorlar, kendi grafiklerini çizebiliyorlar, kendi müziklerini ve kendi çizimlerini oluşturuyorlar proje içerisinde. Kodurabi sayesinde bilgisayarsız kodlama yaptık ve çok eğlenceliydi. Ondan sonra da Scratch yaptık ve orada oyunlar tasarladık. Bence çok güzel bir gündü. Güzel bir gün geçirdim, eğlenceli bir gündü. Buraya gelmemi sağlayan QAM Finans Bankı ve Habitat'a çok teşekkür ediyorum. Duman çıkıyor arabadan. Duman eğer dokunduğunuzda geriyle duman
araba çevreci kılığına geçiyor. Yani dumanlıysa araba mouse'la dokunduğumuzda araba çevreci kılığına geçiyor. Yani, çok onu da kodladınız yani. Evet, onu bravo, kodladım. Aferin. Bizim oyunumuzun adı Değerli Şehrim. Bizim oyunumuzun adı Değerli Şehrimizin koymak istediğimiz şöyle oldu. Bizim sınıfımız değer eğitim sınıfı. Sınıfımızda her şeyden önce değerlerimizi öğreniyoruz ve onları uyguluyoruz. Bizim sınıfımız Türkiye'de ilk ve tek olan bir sınıf. Biz de sınıfımızdan yola çıkarak böyle bir oyun üretmek istedik. Biliyorsunuz ki hepimiz dünya içerisinde bir şehirde yaşamını sürdürüyoruz. Dünya içerisinde yaklaşık 2 milyon şehir bulunmakta ve herkes şehirlerini yaşanabilir bir hale getirmek için çabalarsa dünyamız tertemiz olur ve yeşile döner. Burada olmamızın amacı da bulunduğumuz şehirleri nasıl daha iyi yaşanabilir bir hale getirmek sorusuna cevap arayışımız oldu. Sizlerin de sayesinde bu yol adım atarak hayal güçlerimiz ve aldığımız eğitim birleştirerek benim şehrim başlığı altında bir oyun ürettik. Oyunumuz 4 aşamadan oluşuyor. Bir oyunda birden fazla çevresel ve canlı sorununa değinerek farkındalık yaratmak istedik. Oyunumuzun birinci aşamasında şehirlerimizdeki geri dönüşüm sorununa çözüm bulmaya çalıştık. Bizim şehrimizde tüm çöpler ait oldukları kutulara vakum gücüyle girebilme özelliğine sahiptir. 5 farklı vakum özelliğine sahip geri dönüşüm kutumuz var ve kendisine ait olan çöpleri toplama görevini üstleniyor. Görevi başarıyla tamamlayan oyuncu, dünyanın bu kısmının siyahtan yeşe dönmesini sağlayıp ikinci aşamaya geçiyor. Oyunumuzun ikinci aşamasında ise pet shop oyunumuz var. Bu oyunla birlikte sokakta bulunan hayvanlarımızın her türlü ihtiyacını ücretsiz karşılayacak bir pet shop düşündük. Bizim şehrimizde bulunan her hayvanımız ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabilirken, oyunu oynayan kişi onların ihtiyaçlarını karşılamakla görevli oluyor. Bunun sayesinde gönüllülük bilinci de kazandırıyor. Bu aşamada bitince dünyamızın bir bölümü daha siyahtan yeşile dönüyor. Oyunumuzun üçüncü aşamasında ise trafik oyunumuz var. Bizim şehrimizde herkesin kendine ait yolu vardır. Bu sayede trafik sorununu, yaya sorununu ve en önemlisi ambulans yolu yaparak sağlık sorununu ortadan kaldırmış olduk. Oyunu oynayan kişi karakterlerimize ait oldukları yollara götürerek trafikte düzeni sağlayacaktır. Ve tamamlarsa diğer aşamaya geçebilir. Ayrıca küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Normalde ambulansımızın yolu buradaki kırmızı yolumuz. Fakat biz onu kendi yolu yerine yaya yolunu sokarsak bizi başladığımız yere geri götürür ve doğru yola sokmamız için bizi zorlar. Bu seviyeyi bitirmeden bir sonraki seviyeye geçilemiyor değil mi? Yok. Aşamasında ise deniz oyunumuz var. Bizim şehrimizde bulunan denizin her zaman temiz olması ve içindeki canlıların zarar görmemesi bizim için çok önemli. Bu nedenle yapay bir robotu balık üreterek deniz içerisindeki atıkları toplamasını ve canlı dostlarını korumasını sağlıyor. Biz bu oyunla bir çocuk değişir, şehir değişir. Bir şehir değişir, dünya değişir diyoruz. Şehrimizde meydana gelen sorunları düzeltmek, şehrimizi güzelleştirmek ve daha modern bir hale getirmek. Ayrıca oyunumuzda 157 kukla, 45 haber, 20 değişken, 25 dekor ve 4297 kod bloğumuz bulunuyor. Burada oyunumuzun detaylı açıklaması yer almaktadır. Size verdiğimiz broşürlerde de zaten yer alıyor. Bu sistemimizin çalışma prensibi şu şekildedir. Yol şeritlerimiz gündüz güneşten depoladığı enerjiyi gece kullanmakta ve bu sayede sürücülerimizin kaza yapma oranını en az indirmeye çalışmaktadır. Şu an yol şeritlerimiz fosforlu oldu. Evet, çöp sistemiyle devam etmek istiyorum. Ülkemizde çöp taşıma maliyeti olarak 950 milyon dolar yani yaklaşık 5,5 milyar Türk lirası harcanmaktadır. Bizim amacımız bu maliyeti en azı indirmektir. Ayrıca bütün çöp arabalarımız sokakları tek tek dolaşıp bütün çöplere bakmaktadır. Bu proje hem yakıt tasarrufunda hem de zaman tasarrufu sağlamaktadır. Şimdi geri gelelim. Bu sistem
bizim çalışma prensibi şu şekildedir. Akıllı çöp arabalarımız belirli bir ısı ve dolum oranına geldiğinde aracımıza konum bilgisi göndermektedir. Aracımız dolan çöpe giderek hem yakıttan hem de zamanla tasarruf etmektedir. Aynı şekilde araçlarımız elektrikli olarak tasarlamakla beraber hem çevreye daha az zarar vermektedir hem de daha az maliyete sebep olmaktadır. Hayallerini kodla hayatın olsun burada yazdığı gibi. O da hayal etmekten bahsediyordu. Bu aslında bizim için çok önemli bir kavram. Biz bu sloganı hayatımızın birçok yönünde kullanıyoruz. Çünkü artık kodlama bizim hayat prensibimiz olmuş. Yani evde, okulda, her yerde bunu kullanmaktayız. Hatta kullandığımız için de burada bu yarışmadayız. Bir de bizim bir tane kendi oluşturduğumuz, burada gördüğümüz algoritmamız var. Broşürlerde yer aldığı gibi. Bu algoritmamızda ilk önce hayal ediyorsunuz. Ondan sonra bu hayal ettiğin şeyi kodluyorsun. Eğer kodlayamadıysan vazgeçmiyorsun. Tekrar hayal ediyorsun, tekrar kodluyorsun. Bunu kodlayasıya kadar devam ediyorsun. Eğer kodladıysan zaten tasarlamış oluyorsun, yönetmiş oluyorsun. Ondan sonra başkalarıyla yani ailenle, arkadaşlarınla, öğretmenlerinle, annenle, akrabalarınla herkesle paylaşıyorsun.